Değerli Finans Sohbet kanala arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün saat 14'te Merkez Bankası %15 olan politika faizini %14'e çekti. Öncelikle vatana, millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Ben ne demiştim? Evet, ben 100 bas puan bir faiz indirimi bekliyorum. Eğer 100 bas puan faiz indirimi olursa, dolar TL'de o simetrik üçgen formasyonunu yukarıya doğru kıracak. Yukarıya doğru kırdıktan sonra da yani Fibonacci kanalı da çekseniz, Fibonacci yükseliş kanalı da çekseniz, simetrik üçgen formasyonu da yapsanız 15.50'ye gelecekti bu dolar ki 100 bas puan indirimiyle 15.50'ye gelecekti. Sanırım bir 15.60'a %5 yükseldi faiz kararından sonra. 15.60'a geldi ama şu an baktığımda 15.44, 15.45'i görüyorum. 15.45-86 civarı. Yani 15.50 de bir dirençle karşılaştı. Evet, zor dönemlerden geçiyoruz. Evet, bu programı desteklemeyle ilgili açıklamalar görüyorum sosyal medyada. Elbette yani tercih size kalmış. Yani buradan ben kendimi şu açıdan şöyle bu programı destekliyorum. Ben burada hiçbir zaman hiçbir kimseyi hiçbir şekilde eleştirmiyorum. Sadece dediğim gibi aklımın zekatını vermeye çalışıyorum. Tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü yaşanmışlıklar neler olmuş geçmişte bununla ilgili bilgilerimi paylaşıyorum. Yani ne olabilir? Evet, yani evet, faiz indirdiğiniz zaman dolar yükselebilir. Ancak siz şunu yapabilirsiniz. Ne olabilir? Yani dolar almak yerine altın alınabilir. Çünkü doların altının getirisi ve götürüsü zaten ons altına bağlı olduğundan dolayı hem ons altındaki hareketlerle hem de dolar TL'deki hareketlerle beraber direkt ona entegre bir sistemdir. Böylece dolar yükseldiği zaman zaten altın yükselir. Dolar düştüğü zaman zaten altın yükselir. Hem bu şekilde vicdanınızda rahat olmuş olur. Ha, ben nasıl destek veriyorum? Ben dediğim gibi ben kendim doları hiçbir zaman bir yatırım aracı olarak görmedim. Hiç dolar da almadım. Şu an 1 dolarım dahi yok. Ben dediğim gibi ben kripto paralara da mesafeliyim. Hatta altının bile kenara altını bile ben yatırım aracı olarak görmem. Piyasadan filan anlamıyorsanız kendini park etme için veya böyle dalgalı zamanlarda filan park etmek için piyasadan kendinizi çıkarıp kenarda oturup şöyle bir izleyeyim dediğiniz zamanlarda olur. Ben çok dayak yediğim için hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşeni getirin. Benim damdan düşüyor. Kendisi diyor ki beni anlayın, damdan düşen birini getirin. Yani ben buralardan %10 satıştaysam, %20 satıştaysam ben öyle noktalardan geldim ki bir ay boyunca %5 düştük. Yani gezi olaylarında pazartesi günü bir açıldı. Cumaya kadar düştüğümüzde %50 düşmüştük. Yani varlıklarımızın %50'sini kaybetmiştik. Tekrar kazandık falan. Bunlar uzun hikayeler. Bunlar anılar bölümünde var arkadaşlar. İsteyenler izleyebilir. Ancak dediğim gibi yani bu süreci Evet ben destekliyorum. Desteğim ne o benim? Ben dolar almıyorum. Ama alanı eleştirmiyorum bakın. Yani evet maalesef insanların kutuplaştığını düşünüyorum. Ancak burada evet siz kendi birikimlerinizi altın alarak da koruyabilirsiniz. Ha peki ben tecrübelerim benim ne diyor arkadaşlar? Baştan dediğim gibi. Şimdi siz diyorsunuz ki Selçuk abi bu adamlar kim? Bu adamlar nereden bulmuş? Bu adamlar Almanya'dan da güçlü, Fransa'dan da güçlü. Norveç'ten de güçlü, İsviçre'den de güçlü. Hatta dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg'dan da güçlü, İsviçre'den de güçlü. Yani diyebilirsiniz ki bu adam bilmiyorum. Yani bu adamlar sermayeyi sahip olmuşlar. Yani bir şekilde sermayenin sahibi bu adamlar. Şimdi bunları size göstereceğim. Sermayenin sahibi olduktan sonra bunlar devletlerin üzerindeler ve piyasa şartlarını ve bu adamlar piyasayı yaparlar. Bunlar piyasayı yaparlar. Piyasayı sağlarlar. Bizim para kazanmamızı veya para kaybetmemize neden olur. Rasyonel akılcı işler yaparsanız bu adamlar gelirler. Bu adamların gelmesiyle siz de buradan ne mal alırsınız, para kazanırsınız. Ama bu adamların dışında irrasyonel işler yaptığınız zaman bu adamlar paralarını çekerler. Çektikleri zaman böyle sudan çıkmış balık gibi kalırız. Şimdi bu adamları inceleyelim. Bu adamlar kimlerdir, neyin nesidir? Benim bildiğim kadarıyla. Bakın dünyada 1000 tane fon var. Bakın bu fon var. Bu fonların ne diyorum ben? En küçüğü 50 milyar dolar civarındadır bu fonun. En basiti, en saçması. Ha, 3 tane fon vardır. Bunlardan bunların büyükleri ise nedir? İşte BlackRock, PIMCO ve Vanguard'tır.
mesela bu varlık yönetim şirketleridir bunlar. Bunlar çok büyüdük. Şimdi bunların bir rakamsal değerlerine bakalım. Ondan sonra biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Onlara da ben ne diyorum? Ekonomiyle ilgili karar mekanizmasında çalışan uzmandan, memurundan en üst makamına kadar olan insanın, bakana kadar, o bakan yardımcısı kadar olan insanın bu tip konularda rakamlar konusunda bilgili olması lazım. Binde kaç sıfır var, milyonda kaç sıfır var, trilyon, milyarda kaç sıfır var, trilyonda kaç sıfır var diye. Bunları bildikten sonra bence karşımızdaki düşmanın büyüklüğü nedir, ne şeydir onu kendimize şey yapabiliriz. Ancak diyorum ya, evet, bende de Türklük kanı var, ben de Türk'üm. Bazen yenildiğim, yenileceğimizi bilsek bile savaşa gireriz yani. Ben de girerim. Yani bu tamam, ben de akıllı mantıklı işler yapmaya çalışıyorum ama yani kanda da o oluyor yani. Biliyorsunuz evet, karşımızda 9 başlı canavar var. 9 başlı canavar var deyip de ne yapacağız? O zaman biz de postu pahalıya satacağız deyip biz de hücum, yani teslim olmak yok yani. Ama dediğim gibi burada bir mantık dengesi yakalayalım ki bu mantık dengesini de yakalarken karşımızdaki düşmanı çok iyi tanıyalım. Şimdi bunlardan ben size 3 tanesini göstereceğim. Rakamları göstereceğim. Ondan sonra bir haber göstereceğim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Biz neredeyiz? Neredeyiz? Onu şey diyorum. Bunlar asla bir eleştiri amacı değil arkadaşlar. Bunlar tecrübe, bilgi. Şimdi şunlara göre en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar BlackRock'tır. BlackRock'a bir bakalım. Bakın BlackRock, tamam mı? BlackRock burada ne diyor? Amerika'da diyor, New York merkezli Amerikan global yatırım yönetim şirketidir bu BlackRock. Ve kurumsal varlık yöneticisi olan BlackRock'ta 8.68 trilyon dolar varlık yönetimi var. Bakın 8.68 trilyon dolar varlıkları var bu adamların ve bunları yönetiyorlar. Öz kaynaklarına baktığımızda 1.4 trilyon dolar BlackRock. 1.4 trilyon dolar. Onun ardından gelen arkadaşlar. Onun arkadaşının bakın bu adamlar ise Pimco'dur mesela. Pimco şu diyor, bakın Assets Under Management. Assets Under Management yani yönetim altındaki varlıkların miktarı arkadaşlar. Bu da 2.21 trilyon dolar yatırımları var bunun adamların. Nerede var? Dünya üzerinde. 2.21 trilyon dolar. Bunun merkezi neresidir? Bunun merkezi de sanırım 1971'de kurulmuş Newport Beach, Kaliforniya'da bunun merkezi Pimco'nun. Diğeri de Vanguard'tır arkadaşlar. Bunlar en büyük 3 tanesi benim aklıma gelen. Vanguard'da bu Pensilvanya'da kurulmuş bir şirket bildiğim kadarıyla. Nerede yazıyordu? Şuralarda bir yerlerde yazıyordu ama. Pensilvanya, işte şurada. Headquarters Pennsylvania United States. Bakın bunların ise bakın. Yönettikleri şeyine kadar Assets Under Management arkadaşlar 7.1 trilyon dolar varlık yönetiyor Vanguard'da. Şimdi bunları dönelim ve tekrar konuşalım. Şimdi arkadaşlar bunlar 3 tane varlık yönetim şirketi yurt dışı kaynaklı. 6 trilyon dolar, 7 trilyon dolar, en küçüğü 2.2 trilyon dolar. Yani 2.2 trilyon nedir? 2200 milyar dolar bu adamın istediği anda nakit çıkarabilir. Öbür adam nedir? 7 trilyon yani 7 bin milyar. Öbürü ise BlackRock ise Pimco ise 6 yani 6 bin milyar. Şimdi bir haber okuyalım. Bir haber okuyalım, ondan sonra biz ne yapıyoruz? Neredeyiz? Onları bir görelim. Şimdi burada arkadaşlar Bakan Nebati yeni ekonomik modeli anlatırken iş adamlarına çağrı yaptı. 100'er milyon dolar bozdurun. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının bir araya geldi toplantıda iş adamlarının sorunu dinledi ve 100 milyar dolar yatırın çağrısını bozdurun çağrısında bulundu. Şimdi arkadaşlar ben Bakan Nebati'nin iyi niyetinden üstün niyetinden asla şüphe etmiyorum. Yani çok iyi niyetli oluyor. Evet, herkes karınca kararınca bir şeyler yapmamız gerekiyor muhakkak. Ancak dediğim gibi yani sokakları iyi tanımak lazım. Yani gerçekten sokaklardaki kurallar nelerdir? Yani sokaklar nedir? Evet, bu bir ekonomik savaş. Bunu kabul ediyorum. Savaşta gaziler de olur, şehitler de olur. Ancak
sokakların kuralları gerçekten bazen böyle kitaplarda yazılan kurallar gibi değildir. Yani şimdi bu varlık yönetim şirketlerine, yani bu dediğimiz 2.2 trilyon dolar, 7 trilyon dolar, 6 trilyon dolar gibi Vanguard'da, Pimco'da, BlackRock bunların altında da yani daha büyük küçük fonlar var. Evet olmasın, tamam 800 milyar dolar yönetsin adam. Küçüğü olsun 500 milyar dolar yönetsin, küçüğü olsun 100 milyar dolar yönetsin. O yüzden ben diyorum ya, siz 1 milyar dolar çıkarırsınız bunlar 2 çıkarır. Siz 2 çıkarırsınız bunlar 4 çıkarır. Siz 10 milyar dolar çıkarırsınız bunlar 20 milyar dolar çıkarır. Siz 30 milyar dolar çıkarırsınız bunlar 60 milyar dolar çıkarır. Yani bu şey tabii ki yani bu rakamlarla olacak iş değil. Ancak dediğim gibi yani lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Yani memlekete, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Allah bizleri bu savaşta muvaffak eylesin diyorum. Yani Allah bizleri utandırmasın, Türk milletini utandırmasın. Evet biz Türkler birçok çılgınlık yapmışızdır ve bu çılgınlıklardan başarıyla da çıkmışızdır. İnşallah bundan da çıkarız. Ancak dediğim gibi ben burada bilgimi, görgümü, düşüncelerimi, tecrübelerimi paylaşıyorum. Çünkü nedir? Bunlar bakın gördüğünüz gibi fonlar bunlar. Bunlar kapalı şeyler değil. Bugün hani bugün hatta o bir Amerikan telefonu var. O Amerikan telefonu üzerinde bir elma resmi var. O telefonun ben bilançosuna baktım arkadaşlar. Bakın bilançosuna baktığımda şirketin büyüklüğünden bahsetmiyorum. Şirketin büyüklüğü 1 trilyon dolar civarı falan sanırım. Herkes o telefonun peşine koşuyor. Nakit değerlerine baktım. Hani bilançoyu incelerken nakit değerler bakarsınız ya arkadaşlar. O telefonun nakit değerleri elinde 250 milyar dolarları var. Cash, trink şu an. Yani o ve bunlar diyor biz bu 250 milyar doları korun şu üst kademede o şey şirkette. Biz bu 250 milyar doları ne yapalım? Uzay turizmini mi yapalım? NASA'ya rakip mi olalım? NASA ile beraber mi çalışalım? Bunun hatta bir arada uzay madenciliği işi mi yapalım falan deniyordu. Ki kaldı ki bir şirket daha var Amerika'da. Bilmiyorum reklama girmesini söylemiyorum. Onun değeri de internetten alışveriş yapılıyor. Yani o da 1 trilyon doların üzerinde değeri var. Onların da nakit değerleri 300 milyar dolar civarında. Sadece bir alışveriş sitesi. Yani bu rakamlar gerçekten büyük rakamlar. Yani karşınızdaki finansal büyüklükleri düşünmeniz lazım, görmeniz lazım. Ona göre kararlar almanız lazım arkadaşlar. Hiç kimseyi üzmek istemiyorum. Amacım hiç kimseyi üzmek değil. Tamamen dediğim gibi düşüncelerimi ve tecrübelerimi aktarmaktır. Bazı arkadaşlar hisseleri soruyorlar falan ama gündem o kadar yoğun ki. Konuşacağız. Bir sonraki videomuzda da Şişe'yi, Ereğli'yi, Türk Telekom'u, Turkcell'i, Sabancı Holding'i, Koç Holding'i, Arçelik'i, Vespe'yi, Vestel'i konuşacağız. Elbette şey olarak değil. Yani hedef böyle teknik analiz değil de şirketlerin temel özelliklerini ve bu temel özelliklerinden davranış modellerine göre hangi tip hisse modelleri önümüzdeki günlerde daha öne açık olabilir? Bunlar üzerine bir video yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.